sevgili izleyiciler. Satırların ötesinde bu dönem iletişim bilimlerini konuşarak başlayacağız. Stüdyoda çok değerli bir konuğumuz var. İletişim Fakültesi Dekanımız Profesör Doktor Nazife Güngör. Nazife hocamız iletişim bilimleri alanında ana eserleri yazmış, derlemiş, toparlamış, Türkiye çapında önemli bir isim. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsınız? Çok teşekkür ederim. Sen nasılsın? Hocam iletişim bilimleri dediğimiz zaman iletişimi sanki böyle çok çağdaş bir günümüzde çok çağdaş ve disiplin olarak oturmuş bir alan ama nasıl başladı bu süreç? Bize şöyle bir kısaca özetleyebilir misiniz? Evet. Zaten bu programımızda galiba tamamen iletişim konuşacağız. Evet. Nasıl gelişti, nasıl doğdu? Bir yandan da tabii bu programın amacı belki süreklilik de gösterecek olup iletişim kuramları dersimizde Üsküdar Üniversitesi İletişim Fakültesi'nde Feride hocamızın vermekte olduğu iletişim kuramları dersine bir destek alan oluşturacak. Evet, çok sağ olun o hocam. Teşekkür ederiz. Yapmakta olduğumuz bir program. Elbette ki eğer program akışı dolu giderse ve istediğimiz verimi alırsak yüksek lisans programlarımızdaki iletişim kuramları ve iletişim bilimleri derslerinde de kullanabiliriz diye düşünüyorum. Bunu iyi ki söylediniz hocam. Lisans seviyesinde şu an İLET 303 iletişim kuramları dersinin hem evet. desteği olmuş oluyor burada evet. hem de evet. diğer akademisyenler için de yani bu alanda ilgi duymuş duyan ve bizim evet. medya ve kültürel çalışmalar yüksek lisans programı öğrencileri de izleyebilir. Yeni medya ve gazetecilik. Yeni medya ve gazetecilik yüksek lisans programları. Programımız. Bir de derse girmeden istersen bir yeni medya ve iletişim doktora programımız da bu yıl açtığımızı ilgililere bugün, iletişim bu camiasına sene, iletmiş evet. olalım. Dolayısıyla evet. bütün o derslerin öğrencileri için biz genel olarak tabii ki bu tür programlarda elbette ki sınırlı zamanda iletişimin her tarafına çok ayrıntılı elbette ki tartışamayız ama en azından bir genel dokunuş yaparız evet. bu programlarımızda. Hocam alanın kendisi zaten çok yani, geniş o çok yüzden geniş, mümkün çok değil. Çok dallı budaklı çok ayrıntılı istersen evet. iletişim bilimleri nasıl doğduya geçmeden önce evet. şöyle bir genel bir iletişim bilimlerine arkadaşlar bir şeyler düşürüyorum ama. Ay, yok yok bir şey yok hocam. Ha, iletişim bilimlerinin genel şöyle bir panoramasına baktığımızda evet. bu alan neyi içeriyor? Bir kere her şeyden önce bu alan interdisipliner bir alan. Disiplinler arası bir yapısı, evet. bir özelliği var. Çünkü her bilim dalına lazım bir biçimde her bilim dalıyla bir yerlerde kesişiyor. Çünkü her insana lazım. Çünkü evet. insan olmanın gereği iletişim. İnsan çok insanal da bir şeydir. Hani pek çok genelde bazen söylerler işte bütün canlılar iletişiyor. Evet bütün canlılar iletişiyor ama diğer insanın dışındaki canlıların iletişimi insanal iletişimden farklı bir şey. İnsanal iletişim çünkü iletişim dediğimizde karşılıklı bir eylemdir, karşılıklı bir etkileşimdir edimdir. Değil mi? Ha. İşin doğasında temelinde etkileşim vardır. Karşılıklı bir edimdir ve bu karşılıklı edim organize bir edimdir. Yani gelişigüzel bir edim değil iletişim dediğimizde. Tarafların, bazen bu iki taraf olur, çok taraf olur. Bazen kişi kendi kendisiyle iletişebilir. İlle de başka bir tarafın olmasına da gerek yok. Evet. Ama her durumda bu organize bir edimdir. Biz kafamızda planlarız, düşünürüz. Planlarız ve bu planladığımızı söze dönüştürebiliriz. Görsel bir takım alanlara dönüştürebiliriz. Jestlere, mimiklere dönüştürebiliriz. Güzel bir atraksiyon yaptın. İletişim evet bir yanıyla da bir tasarımdır. Dolayısıyla iletişim dediğimizde iletişim öncelikle insanal bir edimdir. Evet diğer canlılar da iletişebilir ancak onlarınki organize ve arka altında amaç ya da niyet yoktur. Dolayısıyla da çok insanal, öncelikle insanal bir hocam, edimdir diyelim amaç şimdi. Amaç ve niyet dediğiniz için yani. Çok önemli bir anahtar kelime sanırım. Her şeyden önce iletişimin bir amacı ve niyeti üzerinden de gidiliyor. Buradan elbette ki. İlk kurucuların ya da ilk iletişim babası diyeceğimiz Aristo'dan isterseniz bir girelim mi yoksa Aristo'ya siz bir şey gireyim, daha ondan önce Aristo'ya gireyim ama bu interdisipliner kısmı bir vurgulayalım. Tamam tekrar vurgulayalım onu. İletişim bilimlerinde interdisipliner yapı dediğimizde bir tarafta evet kişiler arası iletişimden
Gruplararası iletişime, örgüt iletişime, uluslararası iletişime, küresel düzlemde iletişime çok çeşitli düzlemleri vardır. Evet. Dolayısıyla da bu çok çeşitli düzlemlerin içerisinde o mesela işte kişiler arasıyla, kişinin kendi kendiyle iletişim dediğimizde işin içine orada ne? İletişim, iç iletişim ama orada mesela psikoloji alanıyla çakışmasını görüyoruz. Kişiler arası iletişim dediğimizde orada hemen sosyal psikolojiyle çakışmasını görüyoruz. İşte grup iletişimi, örgüt iletişimi dediğimizde orada toplumsal yani sosyolojiyle çakışmasını görüyoruz. Dolayısıyla hani bir de tabii iletişim o niyet dedik ya niyetli, amaçlı, organize bir edimdir dediğimizde insanların birbirleriyle bir derdi vardır. Birbirlerine söyleyecekleri vardır. Birbirleri üzerinde yapmak istedikleri bir etki vardır. Yaratmak istedikleri bir etki vardır. Ben seni ikna etmek istiyorum. Bir şeye, bir alana çekmek istiyorum. Seni bir konuda ikna etmek istiyorum. Etkilemek istiyorum. Sana bir şeyi kabul ettirmek istiyorum. Seni kendi dolayısıyla alanıma çekmek ve orada tutmak istiyorum. İşte o zaman ikna giriyor. İşte buradan biz gidelim Aristo'ya. Evet, yani yüzyıllar öncesine gidelim eski Yunan'a. Bu etki yani, odaklı dediğimiz zaman da zaten çizgisel iletişim modellerinden başlangıcı. Yani siz beni doğrudan etkilemek istiyorsunuz ve amacınız benim kafamda düşüncelerimi değiştirmek ya da belli bir ürünü satmak veya işte bir ideolojiyi satmak, değil mi hocam? Her zaman onu demek istiyoruz. Her zaman onu demek istemiyorum. Ben seni bir konuda seninle bir konuda uzlaşmak istiyor olabilirim. Hmm. Ama ben uzlaşmak istiyorsam seninle bir konuda orada ben o iletişimin öznesiyim ve seni bir alana çekmek istiyorum. Evet. İlle de orada iktidar uygulamak yani açık ya biçimiyle bir iktidar uygulamak, açık biçimiyle bir ideolojinin içine çekmek, açık haliyle bir ürün satmak, bir pazarlama etkinliğinin içine sokmak. Bunlar çok daha tabii ki iletişimin çok daha açık, örtük olmayan, çok amaçsal, çok açık şeylerdir, gerekçelerdir. Hmm. Ancak ben seninle uzlaşmak, yani seninle bir konuda uzlaşmak ya da seninle bir konuyu paylaşmak istiyorum. Ya da bir alanı, bir fikri, bir düşünceyi, bir edimi, bir eylemi paylaşmak istiyorum. Bir durumu paylaşmak istiyor olabilirim. Ama paylaşmak isterken bile ben paylaşmak istiyorum. Hmm. Ben paylaşmak istediğim için iletişimin başlatıcısı olan öznesi taraf öbür tarafa bir şey iletmek, öbür tarafı bir duruma getirmek, bir düşünsel bir alan içine çekmek, bir durumun içine çekmek, bir eylemin, bir edimin, bir işin içine çekmek. Dolayısıyla burada İşin içine ne giriyor? İşin içine aslında örtük bir biçimde ikna gidiyor. Yine örtük bir biçimde insanların birbirleri üzerinde iktidar uygulamalıdır. Evet. Ama bu iktidar açık bir iktidar değil her zaman. Bu örtük, bu çoğu zaman görmediğimiz, çoğu zaman çok farkında olmadığımız. Yani Feride buraya gel, Feride yanıma gel dediğim anda ben seni bir alana, bir duruma çekmiş oluyorsun. Bunu düşünsel olarak ve iletişim açısından herhangi da yapıyorsunuz. Herhangi bir şekilde bir durum içine. Dolayısıyla burada bir paylaşım var. Evet, paylaşım odaklı bir süreç başlıyor. Bir durum, bir edim, ama iletişim. Ama öznesizsiniz. İletişimsel edim başlıyor. Ama bir tarafın isteğiyle, niyetiyle, bir tarafın organize etmesiyle. Aristo dedin, gidiyorum Aristo. Evet, çok Aristo'dan bunları, ayrıntılandırırız. Aha. Madem ki iletişim bir tarafın bir diğer taraf üzerinde bir etki yaratma alanıdır, biçimidir, sürecidir. Yani iletişim hemen bir çizgisel süreç olarak da düşünmeyelim. İletişim bir işleyiştir. Bu işleyiş bazen çizgiseldir duruma göre. Duruma göre ortamsaldır, duruma göre çok yönlüdür. Dolayısıyla her şeyden önce iletişimi bir çizgisel, doğrusal bir süreç değil, bir işleyiş alanı olarak düşünmek gerekiyor. İlk kimler farkına, ilk nasıl farkına varıldı? Tabii ki insanlık, dili, insan doğduğu andan itibaren doğup işte bilinç oluşturmaya başladı. Çünkü bu evrimsel olarak bakınca çok 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 uzun süreçler. İnsanın diğer insanlarla
paylaşabileceği, diğer insanlarla etkileşime geçeceği, etkileşim kurabileceği simgeler, semboller, tavırlar, davranışlar, işaretler oluşturmaya başladığı andan itibaren ki biz öncelikle buna dil, jestler, mimikler, sesler, dilden önce vardı, hala ses vardı. İnsanlar bağırıp çağırıyor, bir şekilde paylaşıyor bir şeyleri. Ama dil haline evrilmiyor. Dolayısıyla işte. İnsanlar simge ve iletişimin farkına vardıkça, insanlar birbirleriyle paylaşımın öneminin farkına vardıkça, bu paylaşımı daha ortak sembollerle ifade etmek için yavaş yavaş iletişimsel kodlar geliştirmeye başladılar. Bu iletişimsel kodların tabii ki başında dil geliyor. Yanı sıra görseller geliyor, işaretler, jestler, mimikler vesaire. Dolayısıyla mekansal düzenlemeler, her şey bu simgesel paylaşımları örgütleyen, organize eden alanlar olarak düşünülebilir. Dolayısıyla insanlar paylaşımın farkına vardıkları, birbirleri üzerinde etki oluşturmanın farkına varmaya başlamalarıyla birlikte, ki bu da bilincin, aklın, zihinsel bir takım faaliyetlerin, bir takım edimlerin, bir takım yetilerin gelişmesiyle başladı. Dolayısıyla da birbirlerini keşfetmeye başlamalarıyla birlikte de iletişimsel işleyiş başladı diyebiliriz. İletişimsel işleyişin başlaması tabii dediğim gibi insanın oluşmasıyla birlikte bin yıllar, çok 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 belki milyonlar yıl süren, bunu burada sadece spekülatif olarak konuşabiliriz. Ama ilk kez alanın bir, ya bu olgunun önemli bir olgu olduğunun farkına varıp iletişimin olanaklarından yararlanmanın farkına varanlardan birinin ünlü düşünürlerden, Yunan filozoflarından Aristo olduğunu görüyoruz. En azından tarihe düşen kayıtlarda bunu görüyoruz. Özellikle hani, ikna konusunda. Dolayısıyla hani bunu niye peki eski Yunan'da? Toplumlar, insan toplulukları daha örgütsel yapılara geçtikçe, insan toplulukları örgüt oluşturdukça, toplulukları daha sistematik yapılara geçtikçe, o sistemli yapıları birinin bir şekilde gözetlemesi, denetlemesi, birinin o sistemik yapının kontrolünü elde tutması gerekiyor. İşte o birileri iletişim olanaklarından da faydalandılar. Baktığımızda devletler oluşmaya başladığında bir takım iletişimsel bir takım sistemler, iletişim de sistematize ettiler. Sistematize etti. Burada tabii, anahtar yani şey burada. İletişim artık sistematize ediliyor. Çünkü böylelikle bunun, kitle daha oluşmamış daha bu dönemde. Kitle her zaman var. Bizim bildiğimiz anlamda hani kitle iletişim araçları değildi ama topluma etkilemek için. Yani bir tarafı etkilemesi konusu üzerinden iletişim gidiyor. Ben bir örgüt kuruyorum. Ben bir insan, serbest bir insan topluluğunu bir örgütlü bir topluluğa dönüştürüyorum. Orada bir yapı oluşturuyorum. Evet. İşte orada bir takım görev dağılımları yapıyorum. Hmm. Diyelim ki işte orada bir başkan oluyor veya o topluluğun bir başı oluyor. O topluluğun başının o topluluğu düzene koyması için işte yapılar oluşturuyor. Hmm. O yapılardan bir tanesi de iletişimsel alanın örgütlenmesidir. Yani şimdi nasıl ki günümüzde çok önemli bir alan medya önemli bir kurumdur. İşte bugün geldiğimiz noktada medyanın önemli bir kurum olma haline çok çok eski ilkel dönemlere gittiğimizde, orada da her bir dönem kendi iletişimsel kurumlarını oluşturmuştur. Hı-hı. Kendi iletişim yapısını oluşturmuştur. Bireysel düzeyde, çok mikro düzeyde iletişimsel kodlarını oluşturmuşlardır. O mikro düzeydeki iletişimsel kodlar makro düzeyde de o toplumsal yapıya, o grup yapısına, o topluluğun yapısına, o sistemin özelliğine göre iletişimsel bir takım alanlar, kurumlar, yapılar oluşturmuştur. Bunların ilk belki de bilimsel anlamda bu durumu toparlayan ve bu durumu açıklamak için de formül geliştiren düşünürlerden bir tanesi Aristo. Bildiğimiz bir tanesi Aristo. Belki başkaları da ama tarihe düşen kayıtlara baktığımızda Aristo ilk formülasyonu yapanlardan biri. Nasıl bir formülasyon yapıyor? Basit bir formülasyon yapıyor.
o geliştiriyor. Hı hı. Diyor ki iletişim nedir hocam? Diyor. Onu öğrencilere iletişim diyor. Anlatalım. İletişim konuşan, dinleyen, pardon. Bir konuşmacı olacak. Konuşan, konuşma ve dinleyen. Dinleyen olacak. Dinleyen diyor. Yani üç tane temel. Yani diyor ki burada diyor sözü söyleyen bir taraf var diyor. Evet. O sözü alan, o sözün dinleyicisi olan bir diğer taraf var. Diğer taraf var. O sözün kendisi var. Hı-hı. Söz var. Sözü ya eden, sözü söyleyen, dinleyen ve sözün kendisi hocam, var. Hocam bu sözlü iletişim değil mi? Yani sözlü iletişimden bahsediyor Aristo. Yok, sözlü iletişimden bahsetmiyor. Bütün iletişimsel edinim bütün iletişimsel temeli, edinimlerde yazılı, ikna sözlü, için görsel, ediyor. Bütün iletişimsel iletişimsel edimin, iletişimsel işleyişin aslında formülünü bu şekilde temel yapıyor. Formülasyonunu buluyor ama son derece basit bir formülasyon. Yani basit tane, ama çok fonksiyonel bir şey söylüyor. Son derece nedir basit, hocam? Nedir son bunu da söyler misin? Sadece mesela, temeli diyor ki temelde yani ne diyor? Bir konuşan vardır diyor, bir dinleyen vardır, bir de konuşmanın kendisi var. Buradan hareketle işte Aristo retorik olayını geliştiriyor. Retorik olayını geliştiriyor. Nedir adamın derdi? Retorik nedir yani, hocam? Ya retorik konuşma, konuşma adabı, konuşma. Etkili, belagat şey, sanatı belagat gibi değil mi? İkna'nın temel şeyi. Ama Aristo'nun böyle bir formülü geliştirirken, iletişim üzerine düşünürken, retorik üzerine düşünürken derdi neydi? Neden böyle bir alana girdi ve çünkü eski bir dönem, o dönemlerin filozofları uzaydan yer bilime, işte insan psikolojisinden toplumsala her türlü şeyi düşünüyorlardı. Ve neden? Konuşuyorlar çünkü üzerine. Şey yok. Çünkü belli alanlar yok. Bilim henüz kendi içinde sistematize olmamış. Bilim henüz bilimsel disiplinlere ayrılmamış. Düşünür dediğimiz, filozof dediğimiz şey insanı anlamaya çalışıyor, evreni anlamaya çalışıyor, doğayı anlamaya ölüm, çalışıyor. Ölüm, hayat, değil mi? Her konuda anlamaya çalışıyor. Evet, işte Aristo da insanı anlamaya çalışırken, toplumu anlamaya ve anlatmaya çalışırken, açıklamaya çalışırken, toplumdaki güç ilişkileri üzerinde düşünürken iletişimin öneminin farkına varıyor ve iletişime bu üç öğeli, üç unsurlu formülle iletişimin işleyişini anlatıyor. Formülasyonlar önemlidir. Modeller önemlidir. Bu Aristo'nun modeliyle, bu bir Aristo'nun basit iletişim modeli. Evet. İletişimde modeller önemlidir. Bütün bilim dallarının, bütün disiplinlerde, bilimsel disiplinler modeller önemlidir. Çünkü modelle bir şeyin işleyişini anlatıyorsunuz. Basit işleyişini anlatıyorsunuz. Bir şeyi açıklamak için modeller geliştiririz, burada formüller geliştiririz ve bu formüllerden hareketle biz ne yaparız? O durumu, o işleyişi, o konuyu çok net bir biçimde anlatırız. Dolayısıyla da Aristo bu basit iletişim modelini geliştirerek iletişimi o döneme göre, o dönemin düşünsel yapısına düzeyine göre, göre o dönemin geldiği seviyeye göre iletişimi en net biçimde öğeli temel unsurlarını ortaya koyarak o temel unsurlar arasındaki ilişkiyi de anlatarak ne yapıyor? İletişimi açıklıyor. Neydi Aristo'nun derdi? O eski Yunan'da biliyorsun bir devlet yapısı vardır. Bir eski Yunan kent devletleri. Evet. Konsül vardır. Konsülün başında bir başkan vardır. Bir konsülün başı en baştaki. Bir tür demokrasidir. O dönemler için önemli, gelişmiş bir demokrasidir. Demokrasi olduğu için o toplumsal yapının, o dönemin devlet yapısının temeli demokrasiye dayandığı için bir tarafın öteki tarafı ikna etmesi gerekiyor. Yani bir tarafın öteki tarafa bir takım mesajlar göndermesi, bir takım enformasyonlar göndermesi ve öteki tarafı ikna etmesi gerekiyor. İkna ederken yani, de hocam bu konuşan kişinin hangi özelliğinin olması gerektiğini işte, söylüyor. Mesela orada ben ya, öğrencilerle hani retoriği konuşurken etos, patos ve logos ya, üzerinden retoriği şey yapmak işte istiyoruz. Evet, o ayrıntılara girmeyeceğim. Girmeyelim bu değil dersi. Mi? Bugün o ayrıntılara girmeyelim. Girmeyeceğim retoriği.
ısrarla bana retorik anlattırmak istiyorsun. Girmeyeceğim. Ben ayaküstü ders anlatayım size diyorum. Öğrenciler size bulmuşken. Retoriğe başka bir derste tamam, girelim. Olur, bir gün niye girmeyelim özel, biliyor musun? Bir sürü model çok var şey, şimdi. Çünkü, biz çok, bugün izleklerden konuşacağız. Retorik çünkü. Süreci bir anlatalım. Tamam, ondan peki. Sonra ayrıntılarda retoriğe girelim. Ama sen kısmen söyledin. Etos, patos. Evet yani hı-hı. Bu önemli bir şey ama hani önce o arka planda nedir? Nedir niye, dertleri niye retorik bunların? Üzerine? Neden evet. Dertleri? Aha. Dolayısıyla o dikkat edersen o demokratik yapı yapıyı o döneme içinde göre, ikna var. Tabii o i̇kna döneme amaçlı göre. Çünkü konuşuyorlar. Ne yapıyor? Vatanda belli bir kesim var. Hani tamam köleler var. Hala önemli, nüfusun önemli bir bölümü çok kitleler, kalabalık asıl kesimi köleler. Ama kölelerin üstünde bir vatandaş kesimi var. Onların üzerinde de devleti yöneten kişiler var. Peki bu Aristo'dan çıkalım. Burada çıkmayalım. Bir yavaş yavaş başka yöne doğru şimdi böyle. Şimdi bunu hani, bir anlatayım orada, istersen evet, bu bağlantı. Buyurun. Çünkü buradan iletişime geleceğim. Şimdi bu devleti yöneten kişilerin orada durabilmesi için. Orada iktidarlarını sürdürebilmeleri için. Yerlerini koruyabilmesi için. Vatandaşın oyuna ihtiyaçları var. Çünkü oyla. Çünkü vatandaşa kendilerini beğendirmek ve vatandaşın onayını almaları gerekiyor. Dikkat edersen iletişim başka bir yere getireceğim. O nedenle de vatandaşı ikna etmeleri gerekiyor. İşte Aristo'nun bütün derdi bu devletin başındaki insanlara bir retorik, niteliğinde bir retoriği anlatmak evet. Ve onlara retoriği öğretmek. Ne diyor? Diyor ki siz diyor kürsüye çıktığınızda eğer sözü çok güçlü bir güçlü söz söyleyebilirseniz, sizin söyleyeceğiniz söz çok içeriği dolu olursa, güçlü olursa, onu çok etkili bir tarzda söyleyebilirseniz, insanların, kitlelerin anlayacağı, sizi dinlemekte olan o kişilerin anlayacağı düzeyde, anlayacağı biçimde organize ederseniz söyleyeceğiniz sözü, sizin mesajınız onlara en etkili biçimde gider. Yani vermek istediğiniz mesajı, vermek, yaratmak istediğiniz etkiyi yaratırsınız. İşte tam burada iletişim. Deminden beri söylediğimiz retoriğin tam temeli de budur. Ben mesela bir sınıfa giriyoruz değil mi? Dersliğe giriyoruz ve ders anlatıyoruz. Karşımızdaki öğrenci grubun özelliklerini bilmemiz gerekiyor. Onlara yani kim bizim muhatabımız olacak onu yani bilmemiz karşımızdaki gerekiyor. Karşımızdaki grubu tanımamız gerekiyor ve o karşımızdaki grubun, o karşımızdaki dinleyicinin, karşımızdaki izleyicinin özelliklerini bilmemiz gerekiyor. Hangi özelliklerini bilmemiz gerekiyor? Kullandığı dil nedir? Bilgi dağarcığı nedir? Hangi sembol ve simgeleri kullanırsak, hangi dili kullanırsak, nasıl bir terminoloji kullanırsak, nelerdir, değil hassas mi? Noktaları bilemiyorum ama hangi dili kullanırsak onlara biz kendi mesajımızı en etkili biçimde iletebiliriz ve onlarda bu bilginin kalıcı hale gelmesini, bu bilginin kullanıma geçmesini sağlayabiliriz. Retorik de yani onları nasıl kendi istediğimiz alana çekebiliriz, istediğimiz bilgiyi onlara verip onlarda kalmasını sağlayabiliriz. Öğrencilerim var. Dersliğe girdim. İletişim kuramları dersi anlatıyorum. İletişim kuramları dersi anlatırken iletişim öğrencilerine eğer birkaç bir yerlerden tıp kavramı öğrenmişim ya da tıp terimi öğrenmişsem ve onlara orada anlamsız yer söylüyorsam hiçbir anlamı yok. Evet, hiçbir onlara iletişim anlatıyorsam iletişim jargonuyla anlatmam gerekir. İletişimin terminolojisini kullanmam gerekiyor. Dolayısıyla da mesajımı iletebilirim. İşte retorik tam da bu. Aristo diyor ki belagate söz söyleme sanatını bileceksin, inceliklerini bileceksin. Karşındaki kitleyi, dinleyici, izleyici kitleyi tanıyacaksın ve neyi nasıl anladıklarını bileceksin. Karşındaki kitlenin ihtiyaçlarını bileceksin. O ihtiyaçlara yanıt veren bir takım sözler, bir takım bir terminoloji, bir mesaj örgüsü geliştireceksin. Çok basit bir örnek. Bizim seçim propagandalarında bu hataları çok yaparlar. Çoğu ülkede de yapılır. Yani sen diyelim ki Karadeniz'e gittin. Karadenizlerden oy istiyorsun. Ama orada pamuk fiyatlarından söz edersen ve pamukla ilgili ben pamuk fiyatlarında indirim yapacağım başa gelirsem dersen
sen o yerine hava alırsın. Hmm. Niye? Çünkü adamlar çay üretiyor, pamukla ilgileniyor. Fındık üretiyorlar, fındık, çay üretiyorlar. Çay mısır değil mi? Orada mısırı falan. Mısırı, çayı, onu fındığı konuşacaksın. Hmm. Tamam mı? Ama öte taraftan da gitmeden önce, o bölgeye gitmeden önce bölgenin bütün dinamiklerini bileceksin. Ayrıntılı araştırma yapacaksın. Bölgenin ihtiyaçları nedir? Son zamanlardaki gereksinimleri nedir? Sıkıntıları nedir? Sorunları nedir? Yani siyasal iletişimin aslında bel kemiği değil mi hocam? Retorik iletişim, öyle. Tabii yani iletişimin ilerleyen derslerde belki iletişimin önemli bir kısmında elbette ki siyasal iletişim var ama her yönüyle yani her yönüyle, her düzlemde iletişim karşı tarafa karşı tarafı ikna etmek. Karşı tarafı istediğin ikna etmek. Hocam mutlaka ikna etme deyince manipülatif bir iletişim hayır, de olmuyor değil, mu? Onlar evet ama onlar çok daha işin kaba kasıtlı boyutları. Bu soruları soruyorum. Hayır. Öğrenciler evet, için de ama onlar bu işte bunun çok daha kaba boyutları. İletişim aslında çok daha incelikli. Böyle manipülasyon da evet yapabilirsin. Propaganda bir tür manipülasyondur. Reklamlar manipülasyondur. Evet bunların hepsi iletişimin içinde ama asıl retorik dediğimizde işte o retoriğin inceliğinde manipüle etmeden ya da manipüle ettiğini fark ettirmeden fark ya ettim. Elbette ki manipülasyon. Ben seni bir duruma çekmek istiyorum. Ben sende bir konuda bir konuyu sana kabul ya da bir düşünceyi tutum ben, veya fikrimi sana oluşturmaya çalışıyorsun. Tabii bir tutum sana oluşturmak istiyorum. Sende bir davranış değişikliği evet yaratmak istiyorum. Hı. Ya da mevcut davranışın çok hoşuma gidiyor, çok işime geliyor, çıkarlarıma da çok uygun. O devam etsin diye. O devam etmesini istiyorum. Yani bana oy vermişsin seçimlerde. Devam bir sonraki diye seçimlerde de senden oy almak istiyorum. Yani demek ki nedir? Davranış değişikliği, davranış değişikliği, tutum değişikliği, düşünce değişikliği yapmak ya da mevcudu korumak. Ne işime geliyorsa. Dolayısıyla o nedenle baştan dedim ya iletişim çok tamamen insanal bir edimdir. Ve bir insanın veya bir takım insanların başka insanlar üzerinde ne yaratmak, ne yapmak istedikleriyle ilgili bir şeydir. O nedenle de bunun kökenine gittiğimizde örgütlü yapısını, buraya özellikle vurgu yapmak istiyorum. Örgütlü yapının özellikle eski Yunan'da başladığını, örgütsel düşünsel yapının en azından tarihe düşen kayıtlara bakılınca eski Yunan'da başladığını görüyoruz. Ama çok öncesinde de bir takım önemli çabalar var. Mesela Pers İmparatorluğu, kocaman bir imparatorluk, ta Orta Asya'dan Ege'ye kadar uzanan bir imparatorlukta bugünkü İran'ın eski köklerinin ne uzandığımızda Pers İmparatoru o büyük geniş toprakları elinde tutmak tutmak ve kontrol altında tutmak için. Mesela bütün imparatorlukta bir iletişim ağı geliştirmiş ezber yöntemiyle. İşte o zaman tabii yazı da çok etkin kullanılmıyor. Yazı yok zaten kullanılmıyor ki yine daha sonra onların bulduğu da söyleniyor ama ezberciler var. Diyelim ki 1-2 kilometre atlı ezberciler var. 2 kilometre. Neyi ezberlemişler hocam onlar? İktidarın nesini? İktidarın bir şeyini ezberlememişler. Yani şöyle bir mesaj iletmek istiyorum. Mesaj için başta ezberletiyor. Başta merkezde oturuyorum imparator olarak. Bilmem falanca eyalete bir mesaj göndermek istiyorum. Atlı bir ezberci ekibim var. Onlar böyle bütün imparatorlukta dolaşıyor. Yollar üzeri belli noktalarda duruyorlar. Biri gider ona ezberletiyor mesajı. O öbür tarafı öbürüne ezberletip dönüyor. Ve bütün o mesaj bütün çok ilginç bir yöntem boyunca ama, değil mi? Ne oluyor? Yayılıyor. O dönemlerin olanaklarıyla çok güzel bir örgüt kuruyor. Peyklerden oluşan, peyk deniyor onlara. Atlılar ya da piyadeler bir şekilde çok güzel yani ne yapıyor? İletişimin farkına varıyor, iletişim gücünün farkına varıyor ve iletişimi örgütlüyor. Roma İmparatorluğu'nda da gözetleme kuleleri vardır. Roma İmparatorluğu'nda gözcüler var, kuleler var. Oradan bütün alanı gözetliyorlar ve anında haberler o gözcüler tarafından bütün imparatorluk topraklarına yayılıyor. Çünkü neyi farkındalar? Yönetebilmem için kontrolü sağlayabilmem ve
egemenliğimi sürdürebilmem için bilgi alanını kontrol altında tutmam lazım. Hangi bilginin dağılacağını da kontrol bak, bu da çok altında. Önemli. Şimdi hangi eski bilgi? Yunan'da mesela Aristo retorik üzerine düşünürken, Aristo dönemin devlet adamlarına, dönemin başkanlarına belagatın, retoriğin, sözün, gücünün anlamını anlatmaya ve bunun kitabını yazmaya çalışırken, yazarken, bir yandan da eski Yunan'da yine devlet adamları, yöneticiler kendilerini halka anlatmak için başka yollara da başvuruyorlar. Mesela duvar gazetesi dediğimiz Acta Diurna, arkasından Romalılar devam ettiriyor Acta Publica gibi duvar gazeteleri var. Yani yöneticiler ne yapıyor? Günlük olayları kentin en görünen duvarlarından birine yazıyorlar. Her gün güncelliyorlar onu. Ve insanlar gelip orada yönetimin yapıp ettiklerini, yönetimin kendilerine aktarmak istediği bilgileri ne yapıyorlar? Oradan alıyorlar. Oradan görüyorlar. Ama dikkat edersen hep böyle bir tarafın öteki tarafa vermekte olduğu bilgi. İletişim bunun dışında bir karşılıklı bir paylaşım mıdır? İletişim karşılıklı bir paylaşımdır ama hiçbir zaman karşılıklı eşit ilişkisel bir paylaşım olamaz. Öyle bir şey yok. Yani her zaman bir işin içinde iktidar meselesi. İktidar veya bir yapan, bir özne, bir etkili taraf vardır mutlaka. Dolayısıyla da işte bu etkili taraf, bu da bir tarafın öbür tarafı dediğim gibi ikna etmesi, bir tavır veya davranış durumu yaratması, devam ettirmesi ya da değiştirmesi biçiminde belki. Onun için de iletişim temeline baktığımızda belki bugünkü hani dersin konusunda Aristo'yla iletişim biliminin temeli, iletişimin temeli Aristo'yla atılmış demiyoruz. Hani karıştırmasınlar, yanlış anlaşılma, yanlış anlatma yapmayalım. İletişimin temeli insanın doğuşuna, doğa üzerinde, doğanın içerisinde var olup da oradan kendi bilincini, kendi beynini, kendi düşünsel yetisini, kendi akli yetisini fark etmesi ve başkalarını fark etmesiyle birlikte. Yani insanın doğa üzerinde kendisini öteki insandan ayırmaya başlaması, kendisinin farkına varması, aynı zamanda başkasının, diğerinin farkına varmasıyla birlikte başlayan bir süreç. Çünkü benlik gelişince bu defa diğeriyle iletişim, şöyle düşün, bir bebek doğuyor. İlk anda bilinçli değil, yavaş yavaş annesini fark etmeye başlıyor. Annesini fark etmeye, annesini tanımaya başladığı anda kendi beyninde gelişmeye başlıyor ve o bebek ben olarak annesine bir şeyler yaptırmaya başlıyor. Ne yapıyor? Ağlıyor. Ağlayarak taleplerini dile getiriyor. Gülüyor, ödüllendiriyor. Dolayısıyla annesi üzerinde ne yapıyor? Hemen egemenlik oluşturmaya başlıyor. Ayırt ettiği anda sonra babasını fark etmeye başlıyor. Ailede diğer insanları, kişileri fark etmeye başlıyor ve her birine farklı davranmaya, her birine farklı hareketler yaparak, sana mesela yeğenin farklı bir gülücük ötekine farklı. Dolayısıyla bebek, birey bilincini kendi bilinçlendiği, göre kendini, karşı tarafa tabii, öyle ama davranıyor. Kendini ben olarak tanımlamaya başlayıp ötekini de tanımaya, fark etmeye başladığı anda iletişimsel kodlar geliştirmeye başlıyor. Yani ağlıyor, işte gülücük dağıtıyor, elleriyle işaretler yapıyor. Dolayısıyla iletişimin olanaklarını ne yapıyor? Kullanmaya başlıyor. İşte tıpkı bunun gibi insanlar da doğa içinde oluşmaya, her nasıl oluştuysa, onlar tabii bir sürü spekülasyon var. Onlar bizim işimiz değil. Dilin oluşmasını diyorsunuz. İnsanın doğa içinde oluşmaya, bilinçlenmeye, kendisini fark etmeye ve başkalarını fark etmeye başlamasıyla iletişim kodlarını geliştirmeye başlıyor. Dili geliştirmeye başlıyor. Bir takım işaretler geliştirmeye başlıyor. Bir takım davranışlar geliştirmeye başlıyor ve iletişim dolayısıyla insanın aklı, benliğinin gelişmesine koşul olarak gelişiyor. Ancak iletişimin bir bilim olarak gelişmeye başlaması, yine tekrar ediyorum, tarihe düşen kayıtlara göre Aristo'nun bu konuşan, konuşma, dinleyen formülüyle iletişim biliminin temelleri atılmaya başlanıyor. Neden? İlk kez bir alanı, bir olguyu
bilimsel bir alana çekip o bilimsel alanda sistematik hale getirerek insanlara anlatmaya çalışıyor. Bir formül geliştirmek, bir model oluşturmak, o alanın bilimsel temeli, o alanı sistematize, o alanın, o olgunun daha doğrusu, o olgunun, o olayın, o durumun, o işleyişin sistematik biçimde anlatılmasını sağlamak. Sistemli anlatma, sistematik hale getirmesi değil, sistemli anlatmaya başlaması, sistemli açıklama yapmaya başlaması. Dolayısıyla Aristo ile başlayan bu formül, daha sonra İletişim Kuramlar Yaklaşımlar kitabında da ayrıntılı anlatıyor zaten. Ben de ona zaten girecektim hocam. Aha, ayrıntılı anlatıyor. Şimdi biz Nazife Hoca'nın 4. baskısı şu anda elimdeki. İletişim beşinci Kuramlar. 5. baskıyı beşinci baskı alsınlar. Çıktı mı? Çünkü 5. baskıda yeni şöyle medya göstereyim. Bu iletişim teknolojileri kısımları şöyle bayağı mi? Bir güncellendi. Öyle mi? Ha. Evet. Onun için 5. baskı. İletişim Kuramlar ve Yaklaşımlar kitabı böyle elime sığdı ama inanılmaz bir kaynak. Yani böyle iki kapak arasına iletişimi sığdırmak aslında çok zor bir iş. Hocanın, ben dün derse çalışırken 4 yıldır bu dersi veriyorum. Kaynakçasına bakarak birazcık da öğrencileri kaynakça okumayı da öğretmek istiyorum. Bir kitabı elimize aldığımız zaman ilk önce aslında şu kaynakçaya bakmak lazım. Evet. Aslında bu iletişimin bütün önemli olan şeylerini hocam ne diyelim toparlamış durumda, durumdasınız. Bir de tabii bir çalışma, bu tür kitapların hani değeri ya da makalelerin, kitapların değeri kaynakların ne kadar güncellendiğiyle. En aynen, güncel hocam, kaynaklar. Onun için 5. sona, baskıda öyle. 2020 yılının kaynakları da var. Bana sürekli şu sorular soruluyor. Hocam biz iletişimle ilgili ne okuyalım? Hangi kitapları tavsiye edersiniz? Buyurun kaynakça. Bu kaynakçaya özel evet, aslında evet okumaları gerekiyor. Ben sürekli liste hazırlıyordum. Şunu okuyun, bunu okuyun diye. Hiç gerek yokmuş aslında bu listeye. Doğrudan bu kaynakçayı baştan sona bir okumak. Mesela A'dan başladığı için şuradan Adorno'nun Kültür Endüstrisi ya da yine Adorno ve Horkheimer'ın yazdığı Aydınlanmanın Diyalektiği. Rastgele ben bunları okudum şu anda. Bu evet, kitabın evet, evet ilk iki ünitesini siz şu anda aslında bir özetlemiş oldunuz. Sizi çok yorduk hocam. Bir anda 45 dakika boyunca biz sadece iletişime giriş yapmaya çalıştık. Evet, ama daha kolay daha iş çok değil. Evet, zamanımız çok zor bir iş. Bitiyor mu bu arada? Zamanımız bitti hocam. Ha, öyle mi? Ama biz son bir söz olarak belki bundan sonraki şeyleri evet, programlarda ne konuşacağımız ve ya bu buradan dersin buradan devam edelim. Buradan Aristo'nun model geliştirmesinden yine bir küçük bir hatırlatma yaparız. Buradan yaparız. 19. Buradan, yüzyılı evet. Hani Aristo iletişimin bilimsel olarak iletişim temellerini evet atmaya başladı. Hı hı. 19. yüzyılda artık modern bilimsel disiplinlerin gelişmesiyle birlikte iletişim nasıl biçimleniyor bilimsel alan olarak oradan yolumuza oradan devam da edelim. Devam ederiz. Hocam çok teşekkür ederim. Rica ben ederim. Sizi böyle dinledim, böyle ders dinler gibi. Çok güzel oldu. Ben ayrıca derste bahsettiğimiz, biz bu dersi programı ders formatına da aldığımız için derste bahsettiğimiz konulardan da ben bir PowerPoint'i hazırladım evet ama bu PowerPoint'in daha birinci slaytını ancak işleyebildik. bir 20 slaytlık bir şey vardı. Bütün temel izleye iletişim kuramlarını hazırlamıştık. Bunu da ayrıca LMS'ye güncelleyip de yükleriz. Tabii burada yükleriz. Çok yüzeysel anlatabiliyoruz tabii evet ki. Dolayısıyla evet senin de dediğin gibi kaynakları okursunlar. İletişim Kuramlar Yaklaşımlar kitabından ayrıntıları. Çünkü evet orada anlatılan her bir modelin, her bir görüşün, her bir kavramın tarihsel perspektifine, tarihsel arka planına da bakılıyor. O anki toplumsal durumu da tartışılıyor. Ayrıntı, ya bağlama oturtuluyor. Genelde Türkiye'de hani yapılan çalışmalar, yazılan makale ve kitaplarda yani kavram veriliyor ya da bir modelse, o bir formülse, o orada kısaca anlatılıyor. Bir bağlama, toplumsal bağlamına, işte siyasi bağlamına, psikolojik bağlamına oturtulmadığı ve tarihsel arka plan bilgisi de verilmediği için havada kalıyor. Sadece öğrenciler ezberliyor ve geçiyor. Belki Kuramlar Yaklaşımlar kitabının tutulmasının temel nedeni her bir konuşulan her bir konunun, anlatılan, kullanılan her bir kavramın, söze edilen her bir modelin mutlaka tarihsel arka planı ve o anki
ortamsal bağlamıyla ele alınması. Çünkü bağlam verirsen, ilişki verirsen, ilişkileri ilişkilendirerek anlatırsak o zaman işte o gerçekten bir yerlere oturuyor. Aynen öyle. Hocam çok teşekkür ederiz. Bugün bize çok güzel açıklamalarda bulundunuz. Ben sizi tanışmadan önce kitaplarınızla tanımıştım. Doktora zamanında iki tane yayınınızı kullanmıştım. Bir Arabesk, diğeri de Abdülcanbaz'ı kullanmıştım. Evet, mizah üzerine çalışıyordum. Orada sizin bir yazar kimliğinizle de tabii siz önceden bir varlığınız alanda çok belli ve başarılı. O yüzden ben sizi dinlerken de o yazar kimliğinizi de şimdi görmüş oldum. Çok da güzel anlattınız devam hocam. Devam edebilirdi. Yöneticilik olmasaydı inşallah. Ha, ben ona yine... da bir ay çok çok kısa dersi toparlamak için soruyorum. Yazma meselesi çok bambaşka bir konu evet. Çünkü. Konsantrasyon odaklı. Bunda yılların emeği. Evet. Dediğim gibi o kadar zor bir şey ki iki kapak arasına iletişim kuramlar ve yaklaşımları hoca derlemiş, toparlamış. Bu ders çok güzel bir ders, iletişim kuramları. Evet, üçüncü evet, sınıftaki çünkü... öğrencilerin gerçekten evet. Daha sonra alanda kendilerine güvenli olmaları için, her konuda bilgi sahibi olmaları için iletişim alanında evet, evet. kesinlikle almaları gereken ben bir ders. Ben bu dersi kendi öğrenciliğimde Ünsal Özkay'dan almıştım. Ne kadar şanslısınız. Ha. onun verdikleri o dersi anlatmıyordu, yaşatıyordu dersi. Aa, çok güzel. Örnekleriyle falan değil evet, mi? Hayattan evet. örneklerle. Çünkü aslında bu ya üniversite dersleri zaten arka arkaya bir takım kavramları, terimleri ezberlemek değildir. Mutlaka gerçek hayatla aha. bağlantılandırmak. Hele ki iletişim alanındaki derslerimiz böyle olmalı. Çünkü iletişim hayatın içinden örneklerle, mesela iletişime giriş kitabı, bugün burada yok, getirmedik ama iletişime giriş kitabı tamam iletişimin ne olduğunu, kaç ayrıldığını, kategorilerini falan anlatıyor ama bütün her şey hayatın içinden alınarak anlatıldı. Yani bir takım kavramların orada tanımlanması, bir takım terimlerin konması değil. Hocam Ünsal Özkay'la mesela hocamızla yapılan dersler keşke kayıt altına alınsaymış. O zaman bu kadar olanaklarımız yoktu. Ya işte biz o yüzden şanslı bir nesiliz. Şu anda yani, dersleri kaydedebiliyoruz. Siz evet. bir 5-10 sene sonra da bu programı seyredebileceksiniz. Bizden sonra posthumus... 5-10 sene sonra ölürsen kayıtları veririm diyor Feride Hoca. Posthumous existence denen bir şey var. Ölümden sonraki varlığımız. Daha ölmeyeceğim. Ölmeyin hocam, aman durun, şimdi ölüm demek istemedim. Yani en azından yaşarken de bazen çok güzel dersler anlatıyoruz. Ay keşke ben bunu kaydetseydim diyorsun. Evet. Çünkü bir daha olmuyor. O, evet, o andaki, frekans tabii, uymuyor. Şu andaki kuşaklar şanslı. Çok şanslı. Dersler kayıt altına alınıyor. Ama tabii sanal ortamda bir bakarsın bir yerden birisi bir sanal saldırıyla her şeyi yok edebilir. Onun için biz beyinlerimizi geliştirelim. Sanal ortamın kayıtları güzeldir. Onları takip edelim ama biz düşünsel olarak gelişelim. Aynen. Bilgi üretme becerisi ve yetisini geliştirelim. Onun için de sanaldan faydalanalım ama kendimizi yetiştirelim, geliştirelim. Hiçbir şey yüz yüzenin yerini tutmuyor ama dersin yani, kendisinde yüz yüze verilen bir dersin de kayıt altına alınması çok büyük evet. bir avantaj. Evet, bence. Ben bu şekilde programı tamamlıyorum. Son bir sözünüz var mı öğrencilere? Ders başı yaparken hepsine başarılar diliyorum. Çokça okusunlar. Çünkü iletişim kuramları kolay bir ders değil. Psikolojik, sosyolojik, felsefi, tarihsel, ekonomik bağlamı var. Zaten ilerleyen derslerde anlatacağız bunu da. Dolayısıyla evet. çokça okumaları gerekiyor ve lütfen ezberlemesinler. Anlamaya çalışarak okusunlar. Her gördükleri kavramın peşine düşsünler. Hemen onun o tanımına bakmasınlar. Peşine düşsünler. Ayrıntılarına girsinler. Dolayısıyla hani sindirsinler, içselleştirsinler. İçselleştirmeyen bilginin hiçbir anlamı yoktur. Çok teşekkür ederiz hocam. Bugün Satırların Ötesinde programının ilk dönem kaydını derslerimizle açmış olduk. İletişim kuramlar ve yaklaşımlar dersinin bir ne diyelim yansımasıyla açmış olduk. Herkese izlediği için çok teşekkür ederim. Görüşmek üzere, hoşça kalın.